Şimdi ilk olarak Bobbi Brown'un kapatıcı paletiyle başlayacağım. Ben bunu gerçekten her gün inanılmaz kullanıyorum. Göz altı morluklarına özellikle inanılmaz iyi geliyor. Hemen gideriyor. Bunu uyguladıktan sonra BB Cream'e geçiyorum. Bu aralar fondöten yerine BB Cream, hatta bazen bunu bile sürmüyorum. Sadece de direktman pudra ile geçiyorum. Ama bir cilt ürünü uyguladığımda da BB Cream oluyor genellikle. Bu da Benefit'in Big Easy BB Cream'i. Bence çok güzel kapatıyor. Çok cildinize böyle güzel, fresh bir görünüm katıyor. Ve BB Cream'lerde benim en nefret ettiğim şey gerçekten böyle parlaması ve hiçbir şekilde hiçbir şeyi kapatmaması. Sırf böyle şey cila geçmişsiniz gibi oluyor cildinize. O yüzden benim çok hoşuma gitmiyor. Ama bu BB Cream'in en güzel avantajlarından biri hemen direktman pudra gibi olması. Pudra gibi olduğu için de kapatıcılığı daha güzel, daha yoğun bir ürün. Ama yine de bir fondöten kadar cildinize ağırlık yapmıyor. Çok daha hafif ediyorsunuz ve kokusu da bence çok çok güzel. Şimdi de bu Naked Skin kapatıcımı kullanacağım. Ben Fair Neutral rengindeyim. Beyaz. Gerçekten. Bu senenin bu zamanları özellikle böyle bütün kış cildim güneş görmeyince çok 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 kötü oluyor cildim. Burada Sigma'nın böyle yarım kesik fırçasını kullanacağım. Bu gerçekten cilt ürünleri çok çok güzel yayıyor. Çünkü inanılmaz sık bir fırça bence. Ve kesimi de bu şekilde değil de bu şekilde uygulamanızı sağlıyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Ve şimdi de MAC'in Mineralize Skin Finish'lerinden kullanacağım. Buradaki sivilce yeni, onu hiçbir şekilde hala kapatamıyorum. Yapacak bir şey yok. Burada da o kadar görünsün, o kadar sorun değil. Böyle kat kat makyaj yapmaktan sonra ufak bir sivilce görünebilir. Beni o kadar rahatsız etmiyor gün içinde. Şimdi Rimmel'ın burada görmüş olduğunuz Sun Queen isimli kocaman 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 bronzerını kullanacağım. Bu birazcık bütün cildime birazcık daha renk getirsin. Hani hiçbir şekilde kontur falan yapmayacağım. Sadece yüzümü birazcık böyle çerçeveleyeceğim. Hafif böyle bir sıcaklık getirsin istiyorum. O yüzden bundan da çok az bütün cildime uygulayacağım. Aynı şekilde boynuma da dağıtıyorum. Şimdi de göz kapaklarıma Benefit'in Air Patrol'unu uygulayacağım. Bu gerçekten göz kapaklarınızda bütün böyle damarlanma var ya, özellikle benim göz kapağımda inanılmaz görünüyor. Onu kapatacak ve aynı zamanda göz kapağınızı güneş ışınlarına karşı da koruyormuş. Çok güzel, bir de açabilsem, açması çok zor. Şimdi de kirpiklerimi kıvıracağım. Göz kapaklarımda gördüğünüz gibi çok far kullanmıyorum. Gün içinde okula giderken ya da dışarı çıkarken bilmiyorum, genellikle çok üşeniyorum far kullanmaya. Videolarımda bu aralar son kullandığım, şimdi göstereceğim de çok uzakta, MAC'in Bronze isimli farı. Onu da aşağıya yazarım eğer merak ederseniz. Genellikle o Bronze isimli farı da yani göz kapaklarıma uyguluyorum. Sonra da yayıyorum. O şekilde bir far uyguluyorsam tek far uyguluyorum bu aralar. Ama genellikle biraz daha göz kapaklarımın rengi açılsın, daha gözlerim işte açık görünsün diye o gördüğünüz Air Patrol'u kullanıyorum. Onun dışında gözlerime başka bir şey yapmıyorum. Şimdi de kirpiklerimi kıracağım. Ve Şubat favorilerimde de bahsettiğim bu ikiliyi uyguluyorum. Bu Urban Decay'in Perversion'ı ve yine aynı şekilde Urban Decay'in, pardon, bu Subversion'ı, bu da Perversion'ı, bu Buzz, bu da asıl rimel. İkisini birlikte uygulayınca gerçekten işiniz çok çabuk bitiyor. Hani 15 kere rimel sürmek zorunda kalmıyorsunuz. Direktman bunu uyguluyorum ben. Şimdi de bu Perversion'la işte siyah rimelli üstünden geçeceğim. Bu şekilde, yani bu tamamen siyah olsa bana yeter. O yüzden bundan çok fazla geçmeyeceğim. Sadece işte rimel rengi olsun diye, yani beyaz kirpiklerle dolaşmayayım diye bununla üstünden geçiyorum. Gördüğünüz gibi zaten bence bana kirpikler yetiyor gözlerimi öne çıkarmak için. Ekstra bir far, eyeliner falan
ihtiyaç duymuyorum. Hem de çok daha çabuk oluyor. Şimdi cilde geri döneceğiz. Ben ve aydınlatıcılarım olmazsa olmaz. Gerçekten büyük ihtimalle cilden sonra vazgeçemeyeceğim bir ürün varsa o da aydınlatıcıdır. Bitti galiba ya. Az kalmış, yok az kalmış. Bayağı var içinde. Bu da Benefit'in Girl Meets Pearl isimli aydınlatıcısı. İçinde hem pembelikler var. Bu şekilde cildinizle uyum içinde oluyor. Hani sanki sizin gerçekten cildiniz parlıyormuş gibi. Ve kaşlarımın altına da uyguluyorum birazcık. Ve altın parlamalar da var. Bunlar da işte daha çok parlamaları ortaya çıkarıyor. Çok böyle pembe pembe bağırmıyor hiçbir şekilde. Zaten öyle olsaydı ben sevmezdim. Genellikle ya bu makyajım sonuna geldikçe o kadar gerçekten geç kalmıyor başlıyorum. O yüzden atlıyorum. Ya da üşeniyorum bu şekilde olmak için. Hani bu zaten bir bronzer sürdüğünüz için önceden o kadar da rahatsız etmiyor aldık sürmeniz bence. Ben çok böyle hani pembe yanaklar seven bir insan değilim. Ama illa allık kullanacaksam bu Benefit'in Rokatör allığına bayılıyorum. Yani çok renginden ya da işte verdiği görüntüden değil. Kutusunu açınca çok güzel bir koku yayılıyor etrafa. Benim çok hoşuma gidiyor sabah sabah. Bilmiyorum neden. O yüzden sabahları da allık kullanacaksam bunu kullanıyorum. Bu da gayet yanlış bir fırçayla uyguluyorum. Ama ne bileyim çok gelmesin diye bu fırçalar en az bu fırçalarla geliyormuş gibime geliyor. O yüzden çok gelmesin diye bu şekilde uyguluyorum. Eskiden kaşlarıma işte kaş jeli falan sürerdim. Ama artık yani kaşlarım bilmiyorum o kadar boş. Boşluk yok gibime geliyor. Boşu boşuna da hani ürün sürerek kaşlarımın dökülmesine sebep olmak istemiyorum. O yüzden sadece genellikle kaşlarımı tarıyorum sabahları. Ve son olarak ne kadar bahsetsem az bu Urban Decay'in Liar rujunu kullanıyorum her gün. Çok güzel bir ruj. İnanılmaz doğal duruyor dudaklarda. Ve ne bileyim ekstra bir şey yapmışsınız gibi duruyor gerçekten. Şimdi sürdüğümde siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, gündelik makyajım da bu şekilde. Gerçekten çok ekstra bir şey yapmıyorum gündelik makyajımda. Okula giderken hani beni birazcık daha uyanık, birazcık daha canlı, aynı zamanda da çok kolay bir makyaj yaparken bu makyajı buldum bu aralar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz.